Evet, şimdi çantamızın yapımına başlayalım. Ben şuralara bir yere ekleyeceğim. Daha öncesinde hanım dilendi, bey beğendi motifimiz. Bu motifimizin adı bu. Bunun yapılışını çok ayrıntılı bir şekilde, aynı zamanda birleştirmesini anlatmıştım. Video çok uzun olmasın diye bir daha anlatmayacağım. Orada bulabilirsiniz. Şurada bulabilirsiniz. Burada nasıl birleştireceğimizden bahsedeceğim. O yüzden iç kısımları yaptık. Aslında birleştirme videom da var ayrıyeten, ama bu çanta olacağı için bunu farklı bir şekilde birleştireceğiz. Malzemelerin neler derseniz, ben açık kullandım. Yani açık sarım gramla almıştım yıllar önce. Biraz kalın bir koton ip, pamuk koton. İstediğiniz şekilde alabilirsiniz. Ben aynı renkler çalışmadım. Tıpatıp da aynısı da olmasını istemedim açıkçası. Kendim istediğim renklerde çalıştım. Dış rengini de, birleştirme rengini de beyaz seçtim. Orada krem, hafif bej gibi bir renk kullanılmış. Bunu göstermek istedim. Siz istediğiniz, dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. İsterseniz tıpatıp aynısını da yapabilirsiniz. Bir de zincirimiz var. Kordonu için. Benim şu anki zincirim 120 santim uzunluğunda. Şöyle uçları böyleydi benimkinin. Böyle yaptım. 120 santim uzunluğunda bir zincir. Bir de 3 milimetre, 3 milim tığımız var. Ama daha şöyle daha dökümlü dursun isterseniz 3,5 da kullanabilirsiniz. Bu benim ipim için geçerli. Tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi bunları nasıl birleştireceğiz? Bunlar şu şekilde olacak. Şöyle mi yapsam, yoksa şöyle mi yapsam, onun kararını veremedim. Ama buralarımız çok şey oldu, koyu renk oldu değil mi? Şöyle yapalım. Şimdi iki tanesi ön tarafta, iki tanesi arka tarafta duracak. O yüzden şey yapıyorum. Şöyle mi yapsak ya? Neyse, bu renkleri seçtim için ben. Şimdi başlayalım. Bir tanesinden başlıyorum. Şimdi böyle yaptık. Bunun yapış şekli de biraz farklı olacak. İsterseniz, yani tamamen size kalmış, teker teker yapar, dikerek birleştirirsiniz. İsterseniz de benim önceki birleştirmem gibi böyle işte yapıyoruz. Bir tanesini tamamen birleştirip bunu buna monteleyerek, bunu buna monteleyerek şeklinde gidiyorduk. Burada ama en son üstünden hepsini birden birleştirme de yapabilirsiniz. Burada daha farklı birleştireceğiz. Bu sefer şuradan başlayacağız. Şuradan başlayıp, görünüyor mu? Şuradan başlayıp şöyle birleştirerek geri dönüp şöyle U'lar yaparak gideceğiz. U yapıp en son buradan hepsini birleştirip buraya geri döneceğiz. Ama dediğim gibi değişik yollar kullanabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi burayla başlıyorum. Köşeden başlayacağım. Başlama metodum şöyle, çeviriyorum. Ondan sonra bir tane zincir attım. Zinciri bol bırakıyorum. Buradan geçtim. Buradan geçiriyorum. Bu zinciri alıyorum. Buradan geçirip bir sık iğne yapıyorum. Ama bunu yaparken şöyle de yapıyorduk arkadaşlar. Şu ipi, şu gördüğünüz ipi buradan geçirin. Şöyle içine kitleyin onu. Şimdi zincirle yukarı çıkıyoruz. Şimdi buraya aynısını üçlü trabzan yapacağım. Doladım başını. İkili trabzan yapıyorum. Yani iki defa da çıkma. Şu şekilde iki defa da çıkma. Bir daha başını doladım. Ne? Bir, iki defa da çıktım. Aralara, şu an köşedeyiz. Aralara iki tane zincir yapıyoruz. Daha sonra tekrar buraya banıyoruz. Yani bunları ayrıntılı şekilde o videomda başlangıcını izleyeceğiniz için buraları da rahatlıkla yapacaksınızdır. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bir, iki, bir tane daha üçlü trabzan, bir, iki şeklinde köşeyi yaptım. Köşeyi oluşturdum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şuradaki kutuya geçiyorum. Alttakilerin aynısı, üçlü trabzanlar yaparak gideceğim. Birini göstereyim yine.
Bir, iki, bir tane daha. Bir, iki, başını doluyorum yine. Bir, iki şeklinde gidiyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bu şekilde burayı dolanacağım. Şuraya kadar geleceğim. Evet, uç kısma geldim. Şuraya geldik. Şimdi köşedeyim. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle yaptım. 1 2 zincirimi çektim. Şimdi diğeriyle birleştireceğim. Yanına şunu koyacaktım ben. Diğerine geçiyorum. Şöyle başını dolayıp trabzan yapacağım tabii ki de. Şöyle. Ay, takıldı. Ve kil trabzan yaptım. Buraya yarım yapmam gerekiyor. Yani sadece 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın 2. Üçüncüyü de yaptım. Bu şimdi bunun köşesi. Ne yapacağım? Bir zincir çekip bir zincir çekiyorum. Şöyle döndüreceğim için artık bunu. Bunun içinden geçiriyorum. Zincir alıp geçirdim. Buradan sıkılıyorum. Bir zincirle. Şimdi öbür deliğe üçlü 3 tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bakın 2 tane ikinciyi yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Buradaki şuradan giriyorum. Zinciri bu tarafa aldım. Başını doladım. Bir zincir çektim. Başını doladım sonraki deliğe. Yine 3 tane ikili trabzanlar yapıyorum. Bakın böyle birleşmiş oldu. Gördünüz mü? Dik edebilirsiniz, size kalmış. Ben şimdi bunları aynı şekilde böyle geleceğim. Şu köşeye gelelim. Evet, köşeye geldim. Yine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Öbür köşedekinin içinden geçirdim. Buradan aldım. Bir zincir de burada çekiyorum. Sonra yine ikili trabzanlarımızı yine aynı deliğe, 3 tane köşelerde 2 kere yapıyorduk bu işlemi. 3 tane ikili trabzanımızı yaparak devam etmeye. Aman konuşamadım be. Yaparak devam ediyorum. Burada şimdi ne yapacağız? Yine burayı dönüp böyle geleceğim. Buradaki dönme işleminin aynısını bunları da yaparak sonuna kadar yapıp geleceğim. Evet, köşeye geldik. Şimdi burayla birleştireceğiz. Şöyle birleştirerek gideceğim. Daha deminkiyle aynı işlemi yapıyorum. Üçlü trabzanımı yaptım. İkili trabzanımı yaptım. Üç tane niye böyle diyorum ya? Bir zincir çektim. Geldim buradan. Geçirdim. Bir zincir daha çektim ve buraya yine aynı üçlü ikili yani niye böyle dilime dolandı bu? İkili trabzanımı yapıyorum. Telli bir şey kullanmak çok zor. Şuraya kadar şurada da aynı şekilde birleştireyim. Şuraya kadar yapıp geleyim. Evet, birleştirdik. Çantayı şöyle şuradaydım. Şöyle döndüm. Şuraya geldim. Şimdi şu köşeleri de göstereyim ve bitirelim. Çantamızın gerçi bir sırası daha var. Şimdi şu köşeye geldim. Bir tane daha ikili 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Şurada birleştirme yeri var ya, oraya şöyle sıkılıyorum. Sıkıladım şöyle. Yine bir zincir çektim. Ay, takıldı yine. Yine bir zincir çektim. Bu tarafa geçiyorum. Yine aynı şekilde ikili
trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane olacak yine. Böyle devam ediyorum. Böyle birleştirerek gideceğim, dolanacağım. Yani şurayı da dolanacağım, buraya birleştireceğim. Ondan sonra bir sıramız daha var, onu göstereceğim. Evet, üst kısmına geldik. Şimdi son kısımda birleştiriyoruz. Şuradan girip yanlış yerden girdim. İlmek kaydırarak birleştiriyorum. Şimdi üst kısımda da bir zincir çektim. Yalancı sık iğne yapacağız. Onu da nasıl yapıyorduk? Başını doluyoruz. Bandık. Üçünü birden çekiyoruz. Şu şekilde. Bir tane daha göstereyim. Yine başını doladım. Buradaki deliğe de. Üçünü birden çekiyorum. Böyle her bir zincire, gördüğünüz şurada V'ler var. Her bir zincire birer tane yaparak olduğumuz yere tekrar geri geleceğiz. Bir sıra böyle gideceğiz. Evet, bu sırayı da bitirdik. Yalancı sık iğnelerle bir sıra yaptık. Şimdi son sıramızdayız. 3 zincir çektim. Yukarıya çıktım. Şimdi başını doluyorum. Şu gördüğünüz her bir işte aralıktan, bakın bir altındaki aralığından giriyorum. Başını doladım. Ve ikili trabzan yapıyorum. İlk önce bir iki tanesini alıyorum. Şöyle. Sonra öbür ikisini alıyorum. Bu ön taraftan, trabzanın belinden aldık yani. Başını doldum. Şimdi sıradakini arkadan. Arkayı çeviriyorum. Şunun sonrakini, bakın. Böyle. Arkadan çekiyorum. Bu sefer ilmeği. Şöyle çıkarttırmadan. Buradan bu sefer ikili trabzan yapıyorum. Yapamıyorum çünkü telli iple çalışmak çok zor. Bir daha. Bir ikisini alıyorum. Bir de öbür son ikisini alıyorum. Yine başını dönüyorum, doluyorum. Bu sefer ön belinden. Böyle bu şekilde yine bir iki tanesini ve yine iki tanesini alarak bu şekilde tüm sırayı bitiriyorum. Bunu yaptıktan sonra şu üst tarafı, aynısını alt tarafı da, yani ilk önce bir yalancı sık iğne dolanacağız, sonra yine buradaki gibi hem bir önünden bir arkasından ikili trabzan yapacağız ve böylece çantamızı bitirmiş olacağız. Sonra alt tarafını dikeceğiz ve üst tarafta işte bir astarlama ve fermuar dikimi, en sonunda zincirini takma işlemi yapacağız. Evet hanımlar, iki tarafı da ördük, bitirdik. Şöyle küçük bir çantamız oldu. Ben bunun boyutunu görün diye şöyle telefonu koyacağım üstüne. Bakın. Böyle büyük, normal büyüklükte akıllı telefon koyduğunuzda reklamda olmasın, sığıyor yani telefon. Telefonluk olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bunun tabanını birleştirmeyi göstereceğim. Artık işi bitti aslında. Tek tarafı birleştirin. İstediğiniz tarafı birleştirebilirsiniz. İpi dipten kesmedim. Şöyle ip bıraktım. Şimdi tabanı birleştirirken aslında karşılıklı olarak şöyle yapayım. Karşılıklı olarak şuradaki her bir, bakın görüyorsunuz. Şuralarda hep bizim zincirimizin şu alt kısımları, ikişer tane tel var. Bunların içinden geçerek gideceğim. Bu şekilde. Sonraki her birinin içinden geçmek istiyorum. Çünkü hani şey olsun, sıkı olsun. Böyle. Bir sonraki. Karşılıklı olarak birbirinden birbirinden. Baktığınız şey gözünüze hani çok şey görünmedi, sağlam. Bir tur daha dönebilirsiniz. Buraya gidip tekrar geride bir gelebilirsiniz.
Şimdi bakalım siz ne renkler yapacaksınız? Neler yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Yaptıktan sonra Instagram'dan bana videolarınızı atabilirsiniz. Veya resimlerinizi bana atabilirsiniz. Instagram adresim açıklama kısmına ekliyorum. Oradan tıklayarak beni takip edebilirsiniz. Veya etiketleyebilirsiniz. Kendi sayfanızda paylaşıp beni de etiketlerseniz sevinirim. Bakın bu şekilde sonuna kadar gideceğiz. Şöyle baktığınızda güzel duruyor. Bakın ayırdığımda sıkı sıkı duruyor. Bir tur bile yetiyor yani. Şimdi bunu böyle dikeceğiz. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında ben daha önce de size clutch çanta diye bir tane çanta yapımında astar nasıl dikilir göstermiştim. Şöyle elde diktim. Makineyle dikmedim. İlk önce şu kenarlarını diktim. Sonra bunu kıvırdım. Ama tam tersini de yapabilirsiniz. İlk önce üstünü kıvırıp sonra kenardan da dikebilirsiniz. Düz kısmı içte olacak. Unutmayın. Bazen karışabiliyor. Bunu böyle içine koyacağız. Güzelce. Ama size tavsiyem ilk önce fermuarını dikin. Ben şimdi gösteriyorum mu? Şöyle astarlayacağız. İster fermuarlı isterseniz çıt çıtlı yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Kenarlarından şöyle incecik elde dikerek gidebilirsiniz. İlk önce dediğim gibi fermuar yapın. Benim fermuar bunun ölçüsünde yoktu elimde. Ama büyük de olsa sıkıntı olmaz. Büyük olan kısmını mesela ilk önce bunu yapacağımız için fermuarı içte bırakabilirsiniz şu şekilde. Bırakırsınız. Bunu monteledikten sonra iki tarafta şöyle diktikten sonra bu astarı bunun üstüne, fermuarın üstüne dikebilirsiniz o zaman. Önce dışarıda sürekli hani iki dikiş görünmez. İlk önce fermuarı dikip sonra da üstüne astarı dikebilirsiniz. O zaman çok temiz görünür. Hem de şu kısmı içeride kalmış olur. Bunu da aynı şekilde buradan içeride bırakacağız. Bu şekilde olacak. Daha sonra da zincir. Normal zinciri buradan buraya takacağız. Zinciri nereye koydum şimdi? Çekim yapmadan önce bunlara bakman lazım. Değil mi? Zinciri çıkarmayı unutmuşum. Evet. Kutumuzdan çıkardım. Biraz dağıtmış olabilirim etrafı. Şimdi zincirimde şöyle iki ucu klipsler de var. Ben de bunlardan var. Bakın şuralarda şeyler var şöyle. Şöyle bunu itekleyip buradan böyle geçireceğiz. Şu an makasla açsak güzel olurdu ama kıstırarak takabileceğim mi? Yok, takamadım. Yani buradan klipsli yaparsınız. Ben şimdi geçirirsem bitmiş halinde fotoğrafını şey yaparım. Bu iki tarafından takamadım şu an. İki tarafından bunları da böyle takacağız. Ağzına da fermuarımız olacak. Böylece güzel bir çantamız olmuş olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. O malum reklam da yapmıyorum. Malum çantanın yapılış videosunu çektim. Toplamda 25 liraya falan mal oldu. Güzel, elinizden geliyorsa yapabilirsiniz. Gelmiyorsa gelen birisine yaptırabilirsiniz. Peki başka hangi videoları yapmamı istersiniz? Bundan sonra yorum kısmını yazabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram'dan da sizin yaptığınız elinizden gelen ürünleri benimle paylaşırsanız sevinirim. Instagram adresim de aynı, Nigar'ın Dünyası. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.